Evet, açıklamalar böyleydi. Şimdi bu konuyu enine boyuna konuşacağız. Konuklarımız var. Gazeteci yazar Avni Özgürel ve siyasetçi yazar Mehmet Metiner bizlerle birlikte. Sayın Özgürel, Sayın Metiner, hoş geldiniz A Haber ekranlarına öncelikle. İyi yayınlar. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sayın Özgürel, sizinle başlamak istiyorum. Şimdi Aralık ayında, Aralık 2019'da yapılan açıklamalar aslında bunlar. Amerikan Başkan Adayı Joe Biden tarafından ve bu... Bugünlerde de medyaya yansıdı bu ifadeler. Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve tüm bu müdahaleci yaklaşımların bir yansıması mı sizce? Yaklaşık 100 günden de az bir zaman kaldı Amerikan seçimlerine. Şimdi ortaya çıkan bu görüntüler. Şimdi hiç şüphesiz bu bir küstahlık. Yani onu hemen tespit etmek lazım. Bizim bir yanlışımız da bu beyanlar Aralık ayında, geçen sene Aralık ayında, bu senenin başında söylenmiş olmasına rağmen neden ve üstelik de gizli kapaklı değil, neden şu anda bizim kamuoyumuza yansıyor ki ajanslar bunu haber olarak geçmişte. Üstelik Joe Biden'ın bu manadaki ifadeleri hiç şüphesiz sadece bir seçimle düşüneceğiz falan demesi, gerçek manada bir seçimi kastettiği diye yorumlanamaz. Onların seçimleri, yani biz bir takım darbe ya da başkaca usullerle devirmeyi düşünüyoruz. Bunların arasında bir seçim yapmak gerekiyor anlamına gelebilir. Bir. İkincisi, bir de bizim muhalefetimizi verimsiz bulduğunu, onları daha verimli hale getirmek lazım diye bir cümlesi de var. Yani buna herhalde bizim muhalefet partilerimiz kendilerince bir cevap verebilirler, yani vermelidirler. Ama hiç unutulmaması gereken, 1960'tan beri Türkiye Amerika'nın darbeyi ya da darbeyi davet eden seçim kuşatmalarını gördü, geçirdi. Bunların hepsini denedi. Yani 60'ta, 70'te, 71, 12 Mart'ta, keza 12 Eylül'de bunların hepsini gördük. Bu numaralar, bu oyunlar ve bu çapkadan tavşan çıkarma, sihirbazlık denemeleri filan bunlar yapıldı. En sonuncusu da 15 Temmuz. Türk halkı bu 15 Temmuz'da girişimlere nasıl cevap vereceğini, karşılık vereceğini gösterdi. Darbeyi kastetmiyorum diyor Biden. Yani kastettiğinin karşılığı görüldü. Yani denendi o. Demek ki onunla bir sonuç almak söz konusu değil. Onun dışında ne yapacaklardır? Darbenin içinde bunun da bir örneğini gördük. Tayyip Erdoğan'ı suikastla ortadan veya cinayetle ortadan kaldırmayı denediler. Bütün bunların hepsi görüldü. Yeni bir yöntem var mı? Onu bilmeyiz. Ama neyin hedeflendiği, yani neden şikayetçi olunduğu gayet açık. Yani Türkiye, çünkü Amerika'nın geçmişteki gibi bir uysal müttefiki değil. Müttefik denmez zaten ona da, bir uydusu, bir partneri değil. Yani Orta Doğu'daki işte Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Mısır gibi ya da Amerika'nın emir ve kumanda zincirinde olan diğer ülkeler, işte Suudi Arabistan falan gibi, bir geçmişte Türkiye'nin o söz dinler hali, o ortadan kalktı. Ne NATO üzerinden Türkiye'ye baskı yapmak bir fayda ediyor, ne de diğer kuşatmalar Türkiye'ye fayda ediyor. Zaten bu Soğuk Savaş'ın bitiminden beri Türkiye'ye karşı düşmanlığı Amerika'nın adım adım, gün gün ilerledi ve bugün bu noktaya geldi. İşte güneyimizde bir uydu, bir devlet inşa ediyor. Dolayısıyla ben Amerika için müttefikimiz lafını, kelimesini artık yani NATO üyeliğinden ibaret bir şeyimiz var. İşbirliği veya işbirliği demiyorum da bir aynı teşkilatın içinde olma nokta konumumuz var. Yoksa Türkiye'nin bir müttefiki falan değil şu noktadan itibaren Amerika. Evet. Bu
mevcut durumda da böyle. Yarın bir gün bu Biden kazansa daha da büyük rezillikler yaşayacağımız manasına geliyor. Evet, evet, onu birazdan soracağım. Ancak şimdi Sayın Metiner'le devam etmek istiyorum. Amerikan Başkan Adayı Joe Biden'ın yaptığı açıklamaya sert bir tepki vermezse muhalefet partileri hangi anlamlar çıkarabilir sizce? Kaldı ki şu ana kadar çok büyük bir tepki görmedik. CHP Genel Başkanı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. İzleyicilerimize hatırlatmak isterim. Dostlarımızla iktidar olacağız demişti. Nasıl yorumlamak gerekir sizce bu açıklamaları ve tüm bu yapılanları? Bay Kemal'in dostlarının kim olduğu ortaya çıktı. Daha doğrusu Bay Kemal'in başını çektiği ittifakın arkasındaki güç odakları ortaya çıktı. Sayın parti sözcüğümüzün de söylediği gibi Biden'ın bu açıklamaları demokratik irademize aleni bir saldırıdır. Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanını şu ve bu şekilde devireceğini, değiştireceğini söylüyor. Yani ha darbe yoluyla değiştirmeye kalkışmışsınız, ha sandık rejimine müdahale ederek değiştirmeye kalkıştırmışsınız. Dolayısıyla bence Biden sadece seçim yoluyla değiştirilmesi gerektiğine vurgu yapmıyor. Darbeyi de açık bir biçimde ima eden bir açıklamada bulunuyor. Yani Biden'ın Amerika Başkanı olması halinde Türkiye'de yapılacak askeri bir darbe de dahil Erdoğan'ı devirebilecek her türlü çabanın arkasında olacağını söylüyor. Bu itiraf hem 15 Temmuz darbesinin arkasında Amerika'nın olduğu itirafıdır, hem de Türkiye yönelik ekonomik saldırıların arkasındaki güç odağının Amerika'nın başını çektiği o ittifaklar manzumesi olduğunun itirafıdır. Görünen o ki Erdoğan liderliğindeki Türkiye, yani boyun eğmeyen Türkiye, yani itiraz eden Türkiye, tarih sahnesinde güçlü bir biçimde ben varım diyen, bölgesel denklemlerin içerisinde güçlü bir aktör olarak varlığını sürdüren bir Türkiye, Amerika için, Avrupa için, Avrupa'nın kimi başkentleri için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Biz Kılıçdaroğlu'nun dostlarından kimi kastettiğini biliyoruz. Kılıçdaroğlu öyle bir insandır ki kaset komplosuyla devrilen genel başkanın hukukuna sahip çıkmayan bir insandır. Bir yanda siz kaset komplosuyla genel başkanınızın devrilmek istendiğini iddia edeceksiniz. Ama bir komployla devrilmek istenen genel başkanınıza sahip çıkmayacaksınız. Komployla genel başkanınızı devirmek isteyenlerle yan yana geleceksiniz. Siz genel başkanınızı değiştirme yoluna gideceksiniz. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun dostlarımız derken kastettiği ilişki biçimini ortaya koyuyor. Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği muhalefetin milli ve yerli bir muhalefet olmadığını çok aleni bir biçimde ortaya koyuyor. Biden'ın açıklamaları aslında çok önemli bir itiraftır. İki açıdan önemlidir. Bir, bugüne kadar Erdoğan düşmanı koalisyonun aslında Amerika tarafından gizli bir biçimde desteklendiğini itirafıdır. Artık ben bunu yapmayacağım diyor. Örtülü ittifak dönemi kapanacak, açık ve aleni destek dönemi başlayacak diyor. Bu itiraflar herhangi birisi tarafından yapılan bir itiraf değildir. Biden, Obama döneminin başkan yardımcısıdır. Çok önemli bir siyasal aktördür. Her ne kadar bugünlerde beyin ölümü gerçekleşmiş, beyin özürlü bir siyasi aktör olsa bile aslında Amerikan siyaset denkleminde çok önemli bir siyasal aktördür Biden. Dolayısıyla Türkiye'deki muhalefetin arkasında Amerikan olduğunu ama gizli bir biçimde Amerikan olduğunu, örtülü bir Amerikan desteğinin olduğunu itiraf etmiş oldu. Ne diyor? Bundan sonra ben çok aleni bir biçimde yapacağım bunu. Evet, muhalefeti destekleyeceğim. Evet, doğrudan temas kuracağım. Muhalefeti örgütleyeceğim, destekleyeceğim. Onların hamiliğini yapacağım. Erdoğan'ı sandıkta devireceğim. Sayın parti sözcüğümüz Ömer Çelik Bey'in de dediği gibi, yani siz
başka ülkelerinin sadece iç işlerine karışmış olmuyorsunuz. Demokratik iradesine karışmış olmuyorsunuz. Aynı zamanda bağımsızlığına yönelik bir saldırı içinde bulunuyorsunuz. Avni Özgürel'e sonuna kadar katılıyorum. Amerika bizim müttefikimiz falan değildir. NATO çerçevesindeki müttefik ülkelerden biri olabilir. Ama aleni bir biçimde Türkiye'ye düşmanlık eden bütün terör örgütlerinin arkasındaki bir ülkeye biz artık müttefik diyemeyiz. Evet. Biden'ın duruşu bugüne kadar hep söylediğimiz bir şeyin ne kadar da gerçek olduğunu ortaya koydu. Biz Türkiye'nin bir beka sorunu vardır derken, müstevlilerimiz geri döndüler, tekrar bizi bölüp parçalamak, tekrar bizi zayıflatmak istiyorlar dediğimizde, ne beka sorunu kardeşim diye bize diklenenlerin, şarlayanların aslında kimin dostları olduğu ortaya çıktı. Bakınız Sayın Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği muhalefete bakınız. Hep söyledikleri şey şudur. Otokrat, zorba, diktatör bir başkan var. Peki Biden'ın açıklamalarında ne var? Aynı sözler. Erdoğan seçilmiş başkan tarif edilirken otokrat, zorba, diktatör. İçeride kim milletin seçtiği meşru başkana otokrat, zorba ve diktatör diyorsa, biliniz ki onlar Amerika'nın içimizdeki siyasal aparatlarıdırlar. Ne yazık ki Türkiye'de kriminal bir boyuta taşınmış bir muhalefetimiz var. Bu topraklara ait olmayan, milletin değerlerini üstünde taşımayan bir muhalefetimiz var. Tarlası sürülmüş bir muhalefetimiz var. Amerika'nın vesayetinde, Amerika'nın güdümünde olduğu, artık Amerikan başkan adaylar tarafından bile açıklanan bir muhalefetimiz var. Ve dikkat ederseniz muhalefetimizin ana genel başkanları, muhalefet partilerimizin genel başkanları kendilerini tırnak içinde, güya zan altında tuttuğu söylenen bu açıklamalar karşısında şimdiye kadar sessiz kaldılar. Sessiz kalmayanların yaptığı açıklamalara bakınız. Hiçbirisi aslında Erdoğan'ın devrilmesinden rahatsızlık duymuyor. Yani 6 ay önce, 7 ay önce yapılan bu açıklamayı şimdi niye gündeme taşıdığımızı, bir başka deyişle gündeme taşımakla aslında içerideki siyasi ekonomik sıkışmışlığımızı ortadan kaldırmaya çalıştığımızı söylüyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? 15 Temmuz sonuç itibariyle Erdoğan'ın işine yaradıysa, Biden'ın açıklamaları da Erdoğan'ın işine yaradı. Erdoğan Biden'a belki bu açıklamaları yaptırdı. Yani 15 Temmuz için kontrollü darbe diyenler eminim ki bir adım ötesinde Biden'ın bu açıklamalarını da Erdoğan'a mal ederek, bu açıklamalar AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın Erdoğan işine yarıyorsa diye başlayan cümleler kurarak gene kontrollü bir Amerikancılık yapacaklar. Yani Biden'ın şahsında Amerikan emperyalizmine laf söylemek yerine bu sözlerin içeride Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na yaradığını söyleyerek kontrollü darbe söyleminin kontrollü siyaset söylemine taşındığı önümüzdeki günlerde ilginç, kronik, kriminal bir evet. muhalefet anlayışıyla karşı karşıya geleceğiz. Evet. Peki Sayın Özgürel, az önce birazcık değinmiştiniz artık konuşmanızın sonuna doğru. Sizce diyelim ki Biden Kasım seçimlerinde, Amerikan seçimlerinde başkan oldu, seçim yarışını kazandı. Bu süreçten sonra ve bu açıklamalardan sonra Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri nasıl şekillenir sizce? Şimdi elbette Amerika Birleşik Devletleri ya da herhangi bir devlet demek onun başkanı demek değil. Yani onun altında muhtelif bu ülkenin, bu devletin katmanları var. Geçmişte bunun çok örnekleri gördü, tükürdüğünü yalayan başkanlar oldu. Yani Kıbrıs'tan Türkiye'yi defedip çıkaracağım diyen filan yıllar oldu. Ama sonunda Türkiye'ye dönük ambargoların kaldırılması için kongreye gittiler bunlar, bu isimler. O bakımdan yani yine tükürdüğünü yalayabilir. Ama burada bir dikkat çekici nokta var Biden'ın konuşmasında. Diyor ki eğer ben seçilirsem bölgedeki bütün ortaklarımızla, müttefiklerimizle birlikte başaracağız bunu diyor. Şimdi bu cümle Kılıçdaroğlu söylediğinin birebir aynısı.
Sayın Metiner, Sayın evet. Özgür Al, bir virgül koymamız lazım. Çünkü Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen bir tweet var. Hemen izleyicilerimizle onu paylaşalım. Evet. Milli Savunma Bakanlığı Akdeniz Kalkanı Harekatı'na katılan TCG Kemal Reis Fırkateyni Akdeniz'de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemimize refakat etmektedir dedi. Akdeniz Kalkanı Harekatı'na katılan TCG Kemal Reis Fırkateyni Akdeniz'de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemimize refakat etmektedir açıklamasında bulundu. Bir Doğu Akdeniz paylaşımı geldi Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Buyurun lütfen devam edelim. Şimdi diyor ki biz oradaki ortaklarımız veyahut da müttefiklerimizle birlikte yapacağız bu işi diyor Biden. Şimdi ortaklarından kastını herhalde hiçbirimiz kimler olduğu bizler için meçhul değil. Bakın kurulduğundan bu yana, İsrail devleti kurulduğundan bugüne Türkiye ile Yunanistan arasında bir seçim yapmak durumunda hiç olmamış idi. Yani daima tarafsız kalmaya, yakın durmamaya, Türkiye'yi eleştirse bile bunu daha müstakil bir tavır olarak sergilemeye gayret etmişti. İlk defa Türkiye karşısında Yunanistan'la birlikteyiz diyor İsrail. Bunu bir tarafa not edelim. İki, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, bütün bölgedeki bu Arap devletçikleri ve daha önemli, yani en az bunun kadar önemlisi Suriye'de oluşturmakta oldukları yapı. Yani o bilmem yani Kürt devleti demek Kürtlere hakaret bana göre. Yani PKK devleti diye oluşturdukları yapı bütün bunların Türkiye'deki iktidarı ve dikkat edin yani iktidarı değiştirmek değil Erdoğan'ı değiştirmek için diyor. Yani AK Parti demiyor. Şunu demiyor, bunu demiyor. Erdoğan'dan rahatsızlık. Çünkü görüldü, bilindi ki, yani bütün bu 18 sene zarfında bilindi ki, yani bir elbette at bilenin kılıç kuşanının ama rahatsızlığın esası Tayyip Erdoğan'ın kişiliğinden kaynaklanıyor. Yoksa Türkiye siyasetini geçmişte bileğini daima büke gelmiş bir Amerika Birleşik Devletleri var. Bugün onun önündeki tek engel Tayyip Erdoğan'ın direnişi. Geçmişte bir ısrar ederler, iki ısrar ederler, üçüncüsünde nihayetinde ısrar istediklerini yaptırırlardı. Yani bunlar böyle ola geldi. Her seferinde işte o bizim çocuklar filan şeyleri, lafları. Onların hiçbirisi karşılıksız değil. Hepsinin bir karşılığı var Türkiye'de. Evet. Tayyip Erdoğan'ın veyahut da AK Parti'nin iktidarında elbette yani 2007'ye kadar ne isterlerse Türkiye'deki bürokrasiye, asker bürokrasiye, üniversitelere, adliyeye, işte FETÖ üzerinden nereye hulul etmek istiyorlarsa oraya. Yani peki. Hepsine kumanda ettiler. Türkiye'nin emniyet teşkilatının dış ilişkilerini yürüten birimin, dairenin başkanı Amerikan Büyükelçiliğine Türkiye siyasetiyle ilgili gidip briefing verdi birkaç sene önce. Ve bütün bunlara baktığımızda bir alışa geldikleri bir Türkiye var, bir de artık kontrol kabiliyetini kaybettikleri bir Türkiye var. Bütün bunun kavgasıdır. Ben bu kavganın önümüzdeki dönemde daha da sertleşeceğini düşünüyorum. Peki, süremin artık çok az sonuna doğru geliyorum. Çok az bir zaman mı kaldı ama Sayın Metiner az önce bir şey söylüyordunuz. Sözünüz yarım kaldı. Lütfen birkaç cümleyle rica edeyim sizden. Biden'ın söylemiyle Kılıçdaroğlu'nun söylemi birebir aynı. Kılıçdaroğlu'nun son kurultayda Kürt sorunu çözeceğiz demesiyle Biden'ın Suriye kuzeyinde PKK'ya bir devlet kurdurtacağız. Buna mani olacak Erdoğan liderliğindeki Türkiye'yi de alaşağı etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız derken söyledikleri şey aynı zaten. Yani tıpkısını aynısı şeyler söylüyorlar. Şimdi çok dikkatli olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz.
Avni Özgürel doğru bir yere parmak bastılar. Bugün AK Parti'mizin başında Recep Tayyip Erdoğan yerine Abdullah Gül olmuş olsaydı bütün bu sıkıntıların hiçbirisi olmayacaktı. Erdoğan biat etmeyen bir lider. Erdoğan Türkiye'yi tarih sahnesine güçlü bir biçimde yeniden çıkartan bir lider. Dolayısıyla tehdit olarak gördükleri tek lider Erdoğan. AK Parti değil aslında. Buradaki Erdoğan'ın kişiliğindeki somutlaşan değerler sistematiğine yönelik. Dostlarımızla birlikte başaracağız diyor bakınız Biden. Dostlarımız dediği ülkeler var. Bir de Türkiye'nin içindeki unsurlar var. Kimler Türkiye'nin içinde Biden'ın dostları? Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği o zillet ittifakı. Şimdi bunu çok doğru okumamız lazım. Aziz milletimiz şunu bilsinler. Türkiye'nin son dönemde döviz kurları üzerinden tekrar ekonomik bir kuşatma altına alınması, ekonomik krizlerle yüze getirmek istenmesinin arkasında da, Suriye'nin kuzeyindeki sıkıntıların arkasında da bu üst akıl var. Amerika'nın başını çektiği, Avrupa'nın kimi başkentlerinin de içinde yer aldığı bu üst akıl var. Üst aklın Türkiye'yi tehdit eden genel politikasına yönelik eleştirilerimize bugüne kadar hep dudak büktüler. O yüzden diyorum ki Erdoğan liderliğindeki Türkiye Amerika'yı, Fransa'yı, kimi Avrupa'nın başkentlerini o ki çok ciddi bir biçimde rahatsız ediyor. Erdoğan'a sahip çıkmak, milli bağımsızlığımıza sahip çıkmak anlamına gelir. Peki. Bağımsızlığımız, bekamız çok ciddi bir tehdit altındadır. Bir ve beraber olmamız lazım. Kendi adıma bu saatten sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklamanın da hiçbir kıymet harbiyesi olmadığına inanıyorum. Eğer bir başka konu olmuş olsaydı Kılıçdaroğlu herkesten önce çıkar konuşurdu, tepki verirdi. Ama bu saate kadar çıkıp hiçbir tepki vermedi. Göreceksiniz, vereceğiniz tepki de Amerika dostlarını rahatsız etmeyecek bir tepki. Peki. Sayın Özgür Ali, Sayın Metinler çok teşekkür ederim.